Merhaba. Merhaba. Selam, nasılsın? İyiyim Reycim, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Harika görünüyorsun. Ha, teşekkürler. Şuş yaptım sizin için. Fark ettim, bir şeye gitmiş gibisin. Kuaföre gitmiş gibisin, her ne Yok, kadar yasaklı da olsun. evde otura otura bakımsız tarzın olmaktan her şeyimizi kendimiz yapmayı öğrendik. Evet ya, ben de artık evde tıraş oluyorum. Evet, Yani... sen de saç sakal hepsi birden gitmiş. Ama iyi olmuş, hoş olmuş. Öyle mi? Teşekkür ederim canım benim. O güzel bakan gözlerinizden kaynaklanıyor diyelim. Ay, Nasıl teşekkür keyifler? ederim. Vallahi herkes de olduğu gibi Hakan, nasıl olsun? Yani tatsız, zor, evde oturmak zor. Bizler kadar yoğun olan insanlar için bunu yaşamak zor. Her açıdan zor. Olanları Evet. izlemek, görmek zor ama geçecek, ben inanıyorum. Ben de inanıyorum. Az kaldı. Umutlu olmak lazım. Müsaadenle ben hızlıca biz seninle tabii bıraktığımız yerden devam etmeyi sevdiğimiz için sohbete sanki bir masada yarım kalmış gibi başladık. Ben çok kısa kendimi tanıtıp sonra senin izleyicilerimiz için tanıtmanı bekleyeceğim. Ben belki de ilk kez gören insanlar, izleyiciler olabilir. Hakan Şen, IMICE bünyesinde icra kurulunda ve denetim kurulunda görev yapıyorum. Kendime ait bir acentam var. MICE alanında kurumsal etkinlikler yapıyoruz. Ve bir süredir de, yaklaşık bir yıl kadar süredir de IMICE derneğimizde hem acentacı dostlar hem işbirliği yaptığımız tüm MICE sektörünü şekillendiren iş ortaklarımızla birlikte hareket ediyoruz. Onlardan çok önemlilerinden bir tanesi de sevgili Mirey. Tal Aviation ülke müdürü. Ben istersen sana sözü vereyim ve sen birazcık kendinden bize bahset. Sonra da sohbetimize başlayalım. Sektörde çoğunun bildiği gibi Tel Aviation bir GSA'lık firması. Global bir firma. Dünya genelinde 45 tane ofisimiz var. Türkiye ofisini 21 sene önce kurdular. 21 sene önce bu firmaya girdim. Hala buradayım. Demirbaş Lisesi'ne yazdılar. Yangında ilk kurtarılacaklar Bizim için de öyle. arasındayım. Teşekkürler. Ve Türkiye'de global olarak birçok hava yoluna servis veriyoruz ama Türkiye'de sadece 8 hava yolunun Türkiye ofisiyiz. Sayayım mı, ister misin Hakan? Çok çok isterim. Yani katılımcı insanlar için de bence çok Okay. önemli. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Onun için önemli ve iyi olur. İki tane hava yolumuz online. Buradan Türkiye'den uçuşları olan hava yolları, Aegean Airlines'la LOT Polonya hava yolları Türkiye'den uçuş gerçekleştiriyor. 6 tane de offline hava yolumuz var. American Airlines, Aerolíneas Argentinas, Air Europa, Qantas, Sri Lankan Airlines, ASL. Toplam 8 hava yoluna servis veriyoruz. Peki. Yani düz mantıkla pazardan bu hava yollarını haberdar ediyoruz. Pazarı da bu hava yolları hakkında bilgilendiriyoruz. Aracıyız. Onların temsilcisiyiz biz. Türkiye'den kaç destinasyona uçuş var? Belki bir de genel olarak onu paylaşabilirim. Türkiye'den LOT Polonya Hava Yolları şu an için hiç uçuş yapıyor ama normal şartlarda Şu an herkes gibi. günde iki uçuşumuz var. İstanbul'dan gidiyor. Aegean Airlines'da her gün üç uçakla Atina'ya seyahat ediyor. İstanbul'dan, İzmir'den de haftada dört uçakla. Bu tabii normal schedule'ımız. Ve devamını da Peki, oradan bağlantı veriyor. buradan devam edersek Mirey, yani bu süreç herkese bir etkileri oldu malum. Ben biraz daha olumlu şeyleri konuşma taraftarıyım. Tabii ki olumsuzluklar, ders alacağımız ve kendimize yön vereceğimiz şeyleri de konuşmalıyız. Ama umutları kırmamak önemli olduğunu düşünüyorum bu süreçte. Bir şekilde olumlulukları arttırarak önümüzdeki dönemi planlamak lazım. Hani çok kısaca belki bu işin tabii ki senin çizeceğin şeye müdahale etmeyi istemiyorum ama nelerden ne kadar etkilendiniz? Hani sizin bünyenizdeki havayolu şirketlerinin aldıkları önlemler neler ve bundan sonraki süreç için beklentiler neler? Bir onları konuşabilirsek sevinirim.
Aslına bakarsan biz hiç etkilenmedik. Çok yoğunluktan tatil yapmaya fırsatımız olmuyordu. Bu bir olanak oldu. Demeyi çok istiyordum. Ama tabii ki böyle olmadı. Hakikaten pandemi bayağı bir zarar verdi. Çok sayıları, figürleri vesaire söyleyerek insanları boğmak istemiyorum ama genellemeye vurduğun zaman Ocak 2020 sonunda global olarak koltuk adedi 95 milyonlardayken aktif koltuk adedi bu Nisan ayında 36 milyona kadar geriledi. Yani 2,5 aylık bir sürede 60 milyon koltuk düşüşten bahsediyoruz. Otomatikman bir domino etkisi. Yakıtından personelini, uçuş ekibi aklınıza ne geliyorsa her şeyle oldukça fena bir etki yarattı. Hatta şöyle bir düşünecek olursak bir dönem ben 30 seneyi aşkın bir süredir bu sektördeyim. Benim yaşadığım böyle bir olay daha olmadı. Biz bugüne kadar devre ödemelerinde, BSP ödemelerinde hava yolları tarafında olduğumuz için hep acenteleri takip ettik. Kim default olabilir, kimin ödeme güçlüğü olabilir, aman bu devreyi kapatabilecek miyiz vesaire. Ben geçmişten bugüne 30 seneyi aşkın süredir böyle bir şey yaşamadım. İlk defa BSP'de hava yolları acenteleri para ödedi. Yani bu kadar etkilenmiş vaziyette. Dolayısıyla tabii ki bütün hava yolları etkilendi. Yani Evet. bizimkilerin etkilenmemesi mümkün görünmüyor. Peki bu süreçte hani iptaller, iadeler ve gerek münferit alımlarda gerekse acentalar üzerinden olan alımlarda sizin için yaşanılan zorluklar ya da yönetim biçimi anlamında farklılıklar nelerdi? Biraz da onu konuşmayı isterim. Çünkü bizler acentacılar olarak şöyle şeylerle karşılaştık. Bir parantez içinde onu da söyleyeyim. Münferit bilet alan dostlar bile bizlerden destek istediler. O konuya da bir sen açıklık getirirsen memnun olurum. Bu pandeminin yaşattığı bir olaydı. Biz normal şartlarda bu hava yollarının Türkiye ofisi olmamıza rağmen bizim bilet ekibimiz yurt dışında birçok noktadan hava yoluna yoğunluk sebebiyle direkt aldıkları noktaya ulaşamadıklarından dolayı bizi arayıp bizden destek istedikleri oldu. Dolayısıyla sizinle de online'dan veya farklı acentelerden bilet almışlar. Sizleri bulup yardım edin bize dediler. Bu pandeminin Evet. getirdiği bir şeydi ve normaldi. Ne yaptık? Aslında yapılması gereken bizim temsil ettiğimiz hava yolları ki zaten biliyorsun bizim sektörde biri hapşırdı mı geri kalan otomatikman nezle oluyor. Bizde yaşanan olay şu oldu. Biz gruplarda iadeyi temsil ettiğimiz bütün hava yollarında iadeyi onayladık. Grup taleplerinde önceden ödenmiş gruplarda tamamen iadeyi kabul ettik. Ama münferitlerde ağırlıklı olarak öteleme yoluna gittik. Ki bence acentelerin adapt etmesi gereken şekilde bu olmalıydı. Çünkü iade ettiğiniz zaman ben bunu kişisel olarak söylüyorum. Acentelerin kendi kararı ama iade ettiğiniz zaman servis ücretiniz dahil iade ediyorsunuz. Verilmiş olunan bir servis, yapmış olduğunuz bir işlemin parasını iade ediyorsunuz. Dolayısıyla sizin müşterilerinize, corporate'larınıza kimle görüşüyorsanız ötelemeyi enjekte ediyor olmanız gerekiyor. Yani insanlar bu pandemi bitecek. Bu bana kalırsa belki ben çok pozitif düşünüyorum ama yakın bir zamanda bitecek. Ve bu bittiği zaman insanlar zincirlerini boşaltmış gibi olacaklar. Tamamen sokağa çıkacaklar. Uçuş açıldığı anda kendilerini güvende hissedip seyahate gidecekler. Dolayısıyla o biletleri yeniden satın almaları gerekecek. Hazırda hava yollarının sunduğu bir takım imkanlar varken bunları erteleme gibi imkanlar, ücretsiz değişiklik gibi imkanlar, bunları kullanarak ötelemeye gitmeniz lazım. İade bir çözüm değil. Zaten Evet. likidite sorunumuz var. Nakit gelmiyor. Dolayısıyla bunun üzerine çalışmak lazım. Enseyi karartıp vay biz yandık ben bir sürü hepinizin yaptığı gibi her gün dünya kadar artikel okuyorum. Dünya kadar farklı bültenlere bakıyorum. Yalnız Türkiye'den değil. Yurt dışından da bakıyorum. Bittik, öldük. Turizm 7 senede toplamaz, 17 senede toplamaz. Benim için bunlar hikaye.
Biz neler geçirdik? Geçirdiğimiz krizlere bakacak olursanız her seferinde bir çıkış yolu bulundu. Her seferinde turizm kazanan kısım oldu. Biz lokasyon olarak, ülke olarak, ülkenin lokasyonu olarak çok iyi bir yerdeyiz. Dolayısıyla pozitif düşünüp ileride ne yapabiliriz? Bu bittiğinde ben ne yapıyor olacağım kısmına bakmalıyız diye Katılıyorum. düşünüyorum. Burada çok önemli konulara temas ettim. Biz de dernekte tartışıyoruz. Özellikle MICE alanında çalışan acentalar, düşünün ki bir proje yönetimi çerçevesinde günlerce, aylarca bir projeye çalışıyoruz. İşte sadece benim organizasyonumdaki şirkette 22 tane organizasyonumuz iptal oldu. Ve aylarca çalıştığınız bu şey için araştırma, işte insan kaynakları maliyetleri vesaire birçok maliyete katlanıyorsunuz. Ama her şey iptal olduğunda servis bedeli de yansıtamıyorsunuz. Bu da Aynen öyle. sektörde bir regülasyon gerektiriyor. Şu anda rekabetçi avantajla ne yazık ki kendi ayağımıza basıyoruz. İşte acentalar burada Bilmiyorum, ben senden... belki de özür dilerim lafını kestim ama Yok yok lütfen. belki de tarzımızı tamamen değiştirmeliyiz. Belki ben sana teklif veririm ama teklifimin ücreti budur. Eğer işi benimle yaparsan bunu senin total bedelinden düşeceğim gibi bir uygulamaya gidilmeli. Ama bunu birlik olarak yapmamız gerekiyor. Yani emeğin karşılığı çöpe gidiyor gibi geliyor bana şu anda. Katılıyorum. %100. Biz de bunu çokça tartışıyoruz kendi aramızda. TÜRKSAP bünyesinde de dile getiriyoruz. IMICE olarak. Hakikaten orada çalışmalarımız olacak. Senin de kıymetli önerilerini tabii ki alırız. Yeri gelmişken şeyi sorayım. Sen Yunanistan'ı çok seviyorsun ve yakında çalıştığınız bir pazar. Biz de sizinle bir Atina turu yapma şansına sahip olduk. Buradan herkese de öneriyorum. Çok iyi hizmet veriyorlar ve hakikaten hem Mirek hem ekibi bu anlamda çok üzerinize titriyorlar. Ben bunu bizzat Aralık ayında bir grubumuzda deneyimledim. Ha, teşekkürler. Orada şeyi sormak isterim sana. Yunanistan'da biliyorsun hem komşumuz, benim de çok sevdiğim bir komşumuz ve turizmde de çok önemli gelirlerinin bir kısmı da turizmden oluşuyor. Onların bu süreçte aldıkları önlemler, hani bizler gibi şirketler ya da ülkenin genel pazar yapısı ile ilgili aldıkları önlemler hakkında bir fikrin var mı? Onlar bir tık bizden daha fazlasını yaptılar. Onlarda genel bir sokağa çıkma yasağı var şu anda. Herkes evinden çalışıyor. Üç aşağı beş yukarı hükümetlerin aldıkları önlemler hep aynı. Ücretsiz izinler veya hava yoluna destek verip firmalara destek verip, aslında yalnız hava yoluna değil, firmalara destek verip eleman kaybını önlemek vesaire yönünde. Onlarda da bizden çok farklı bir durum yok. Ama bak, Yunanistan dediğin zaman bile sen kişisel olarak gayet iyi biliyorsun. Mayıs ekibinin bir kısmı da gayet iyi katıldığı toplantılardan öğrendi. Ama bence yenilikçiliğe bunu da eklemek lazım. Mesela Yunanistan dediğimiz zaman herkes adalar diye düşünüyor. Mavi beyaz evler, muhteşem deniz vesaire. Değil, Yunanistan'da 13 tane kayak merkezi var. Kimse bunu Evet. pazarlamıyor, aklına bile gelmiyor. Bütün Avrupa, Kuzey Avrupa kayağı Yunanistan'a gidiyor. Yani Atina'nın etrafındaki 4 tane kayak merkezi yazın Mikonos ne kadar doluysa kışın o kadar dolu. Yani biraz farklılık yaratmak lazım. Senelerdir pazarda seninle bir ara konuşurken söyledim. Bir Hindistan hikayesi var. Golden Evet. Triangle harici bir şey satanı çok nadir görüyoruz. Milyonda bir görüyoruz. Hindistan kocaman bir yer. Kayak da yapılıyor, denize de giriliyor. Farklılık yaratmak lazım. Biraz sürü psikolojisinden mi çıkmalıyız? Bir şeyler mi üretmeliyiz? Farklı fikirler ve bence bunun bir şans olduğunu düşünüyorum. Yani biz bunu bir fırsat olarak değerlendirip şimdi evde oturup aman ya Rabbim biz bittik diye düşünmek yerine farklı ne çıkarabiliriz kısmına yoğunlaşmalıyız bence. Kesinlikle katılıyorum. Yani bu dönem aslında tazelenmek için her anlamda sadece turizm değil ama hani bugün konuştuğumuz konu bu olduğu için yenilikleri görmek, daha iyi ne yapabiliriz, bu farklı destinasyonlarda bugüne kadarki alışılmışın dışında ne çözümler sunabiliriz için çok iyi bir fırsat. Ben benzeri ne diyelim tecrübeyi Bulgaristan'da yaşamıştım. Bulgaristan'a da genelde Yorumları Türkiye'den okuyorum bir biliyorsun. taraftan da.
Evet, ben de Ondan da görüyorum. Eğlenceli. herkes Kayağa farklı bir gitmek şey isteyen istiyor. bir grup Kayağa var gitmek orada. istiyor. Evet, bir kızım adalar istiyor, bir şeyler istiyor. Vallahi biz de istiyoruz. O benim notlarımda var ama daha sonlara bırakıyorum onu. Sözü alıp kapatalım. Herkes için söz alacağım, merak Var. etmesinler. Şu kriz günlerine bir geçelim de hakikaten Aa, başkan ondan sonra soruyor. evet. Havayolu tarafında iflaslar diyor. İflaslar, birleşmeler o notlarımızda vardı. Hazır Evet. yeri gelmişken Hüseyin Başkan da araya girmiş. İyi de oldu, hatırlattı. Evet. Orada senin beklentilerin neler? Hani Lufthansa ile ilgili birkaç notum var. Lufthansa küçüleceğiz, dünyada havayolu küçülecek. İşte Yani German Wings'i kapatıyoruz. genel olarak Büyük gövdelileri satıyoruz gibi şeyleri var. baktığın zaman ben havayolu bazına inmek, tek tek havayolları isimlendirerek konuşmak istemiyorum ama zaten havacılık oldukça zor bir sektör. Ve çok çabuk unutuyoruz. Ama yakın geçmişe baktığın zaman Hakan, 2019 yılında eğer hafızam beni yanıltmıyorsa 22 tane firma durdu, bitti. Bunların içinde 58 yıllık Thomas Cook vardı. Evet. Yani Borajet, Avianca, Jet Airways, bunlar hiç beklediğimiz hava yolları değildi. Bunlar sırayla kapandı. Bütün 2019'da 20-22 tane kadar hava yolu stop. Ardından 2020 başladı. Ocak ayında muhteşem rezervasyon talepleriyle girdik. Harika izledik. Çok mutlu olduk. Bu seneyi iyi geçireceğiz dedik. Korona. Bu sefer korona vurdu. Korona vurdu. Panikledik. Korona vurmadan hemen önce Lot Polonya Hava Yolları, biliyorsun, duymuşsunuzdur, Kondor'u satın alıyoruz diye anons etti. Korona Evet, patladı. doğru. Turizm patladı. Turizm patladı. Bu sefer dün Lot almaktan vazgeçtiğini söyledi Kondor'u. Teklifini geri çektiğini söyledi. Yine geçen gün bir Ayata'nın yaptığı son analizi okuyordum. 61 milyar dolara kadar nakit, Haziran sonuna kadar nakidin düşeceğinden bahsediyorlar. Korkunç bir rakam bu. Yani düşünecek olursanız koskocaman filolar yerde. Hiçbir Evet. hareket yok. Tarihte ilk kez. Evet, tarihte ilk kez oluyor. Otomatikman büyük bir zarar söz konusu. Ama düşündüğüm zaman benim anlam veremediğim bir takım gelişmeler var. Virüs nereden başladı? Çin'den başladı. Uzak Doğu'da Çin'deki üç büyük hava yoluna bakıyoruz. Genel olarak bütün hava yollarının değeri, hisse Düşerken. değerleri %50'lerde düşüş sağlarken Çin'in en büyük üç hava yolunun düşüş oranı sadece %10. Onlar kârla çıkacak bu işten. Yani bayağı bir farklılık var. Hükümetlerin destek vermesi lazım. Hükümetler pandemiyle mi uğraşacaklar? Kendi hava yollarıyla mı uğraşacaklar? Pek yapıcı bir şey çıkmıyor ortaya. Hava yollarına destek veren bir durum pek göremiyoruz ortada. Yani bunu bahsederken ben global olarak konuşuyorum. Türkiye olarak konuşmuyorum. Ama her ülkede aynı şeyi görüyoruz. Yeter ki eleman çıkarma yönünde destek var ama fazla bir nakit akışı yok. Bize verilecek bir destek yok ve sürekli iade veriyor hava yolları. Bu da bir zor. Bugün baktığım zaman ileriye yönelik rezervasyon yerine iptallerin oranı çok daha fazla. Neye dayanacağımızı bilemiyoruz. Hava yolları, benim şahsi kanım, siz acentelerden gelecek teklifleri açık. Siz öneri getirin. Eminim hepsi olur yönüne gidecektir bunların. Birleşmeler tabii ki olacaktır. Avrupa hava yollarına bakıyorum. Her ülke bayrak taşıyıcı hava yolunu bir şekilde koruyacak diye düşünüyorum. Körfez ülkelerinde hava yollarına sahipleri mutlak ve mutlak değerlendirip kendi hava yollarını kurtaracak. Bence en büyük zararı yine özel hava yolları görecek. Yani bayrak taşıyıcı hava yolları bir şekilde Bir korunacak bir süre aynen sonra öyle. diyorsun. Biraz Peki hat bu küçültecek, biraz eksik hat uçacak, belki uçuş adedini düşürecek ama bir şekilde korunacaktır diye düşünüyorum.
Destek alan ülkeler var mı? Havayolu tarafında soruyorum. Yani şu anda Nasıl? hali hazırda desteklenen ülkeler var mı? Havayollarının desteklendiği ülkeler var mı? Bildiğin. Yani bütün ülkelerde mi bu ortak bir sorun mu şu anda? Çünkü biliyorum ki Ortak bir havayollarının sorun, maliyetleri herkes çok kısmi yüksek. olarak destek veriyor. Herkes kısmi olarak her ülke kendine göre bir takım destekler veriyor ama evet var. Yani maddi destek alanlar var. Buradan sorular geliyor. Yanıt aldık ona. LOT Hava Yolları. Bir başka soru. Kriz sonrası havacılık sektörü kurallarının değişeceğini düşünüyor musunuz? Evet ise nasıl değişiklikler olabilir? Sevgili Bahadır Biçer arkadaşımız sormuş yine yönetimden. Kuralların Koltuk değişeceği sayıları derken azalır ücret. mı? İşte hava yollarında koltuk sayıları Böyle bir azalır mı? şey ben. Maskeyle seyahat, yiyecek verilmemesi, Aa, yok. Hüseyin de ilaveler yapmış, hijyen keti dağıtılması gibi hani Bunlar orta zaten koltukların boş. yapıldı. Yani halen eğitimler de devam ediyor. Bir kısım eğitimler tüm havayolları yolcuları korumak için yeni standartlar getirecek mi? Güzel. Emirates'in bir uygulaması var. Belki okumuşsundur. Emirates 10 dakikada sonucu alınabilen bir test geliştirdiğini söyledi. Ve 10 dakika içinde size test yapıp uçağı öyle alacaklar gibi bir haber çıktı. Yani şu anda bütün havaalanlarında İstanbul Havalimanı dahil bir ne deniyor o alete? Ateş ölçer bir alet var. Adını unuttum. Termal kamera. Termometre. Termal Termal kamera. kamera, evet. Termal kamerayla zaten bütün yolcular kontrol ediliyor. İstanbul Havalimanı'nda da var bu. Uçak içinde kabin ekibinin maskeli, eldivenli servisi. Her uçuş inip yolcuyu indirdiği anda ekstra dezenfekte konuldu. Evet, termal kamera desteği geldi ama Ne ben kadar güzel ya. söylemiştim. Herkes Arda, Hüseyin Bey, Güngör Bey ve bir arkadaşımız daha hemen yardıma geldiler. Güzelmiş burası. Yani benim ilk Hakan biz bunu yayınım. daha sık mı yapsak? Daha sık yapalım valla. Herkes oradan bir destek el atıyor yani. Bir şey kaçırsan da destek geliyor. Sağ olsun. Az Buradan sonra da yorum destek veren gelecek. herkese teşekkür Az ediyorum. sonra da yorum yapacak. Öyle değil böyle o konu falan. Aynen olabilir. Ama çok güzel. Aktif olmalarını çok beğeniyorum. Bizler Dediğim gibi takip zaten ediyorlar. eğitimler verildi. Zaten bir takım önlemler alındı ama bence biraz önce söylediğin o koltuk sayısının azalması vesaire bunlar egzajere edilmiş konular. Her uçağın bir maliyeti var. Koltuk adedi çoğaltılmaya çalışılırken bugün pandemi yüzünden azaltılması vesaire bunlar bana çok ütopik kararlar gibi geliyor. Zannetmiyorum böyle şeyler olacağını ama tabii ki hijyen vesaire maksimumda devam ediyor. Şu anda her uçak uçuş gerçekleştiren çünkü birçok havayolu kendi ülkesi içinde Türk Hava Yolları gibi iç hat uçuşlarının bir kısmını gerçekleştiriyor. Ama benim firmamın temsil ettiği hava yollarının tamamı her uçuş sonrası uçak yere indiği zaman ekstra dezenfekte ediliyor. Yeni yolcuyu o şekilde alıyor. Bu hep konuşulan bir şeydi Mirek. Hava yolları artık böyle bir otobüs gibi hizmet etmeye başladı ve yeterince hijyen kurallarına uyulmuyor gibi bir genel kanı vardı insanların birçoğunda. Sen buna katılır mısın? Yani bu sadece senin sorumluluğunda olan hava yolları için söylemiyorum. Çünkü uçaklar bu süreçte en büyük bulaşmanın olduğu yerlerden biri olarak söyleniyor. Ve tabii onun için de insanların tekrar uçaklara dönmesi bazı insanlarda bir kaygıya neden olacak. Senin oradaki düşüncen nedir? Yani geçmişte burada bir ihmal var mıydı? Bundan sonra daha sıkı tedbirler uygulanacak mıdır? Tam olarak anlayamadım ne demek istediğini. Uçaklar çok sık sefer yapıyorlardı. Ve Belli temizlenmeden destinasyonlarda. yeterince temizlenmeden tekrar uçtuğu söyleniyordu. Şimdi ben uluslararası uçuşlarda ağırlıklı çalıştığım için Hakan belki bu söylediğin iç hatlarda mı geçerli bilemiyorum ama uluslararası uçuşlarda ben böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Yani belki iç İnanmıyorsun. hat uçuşlarında olabilir ama
Hava yolları otobüse döndü konusunun ücret konusunda katılabilirim. Çok fazla fiyat düşürüldü. Düşürülen her fiyat bir şeyin maliyetinden kısmayı getirdi. Ve yok yemek servisi kalktı. Her türlü hareketinize ekstra bir ücret ödemeye başladık. Hepimiz ödemeye başladık. Koltuk para, önde oturmak istiyorsun para. Bunların hepsi fiyatın düşmesiyle ilintili oldu. Arz talep meselesi. Yani ama uçuşların özellikle uluslararası uçuşların tabii ki bundan 20 sene önceki İsviçre'ye seyahat ettiğimiz kostüm kravat gezdiğimiz gibi seyahatler yok artık Olmadı. Evet. ama uluslararası uçuşlarda senin dediğin ya da gelen sorulardaki otobüs olduğu kısmına ben pek katılmıyorum. Katılmıyorsun. Bu 11 Eylül Belki de ona sonrası göre havayolu seçmeleri lazım. İsim vermedim. Kesin. Tekrar etmek ister misin hava yollarınızı? Biz temsil ettiğimiz Tekrar başlıyormuşuz. Birazdan sıradan çürük domatesler gelebilir unutanlar için buradan bize. unutanlar için yazıp mı yollasak acaba Hakan? 11 Eylül sonrası bir soru var. Low cost hava yollarının ön plana çıktığı bu süreçten sonra hani etkinin şimdi bir paradoks var orada. Bir taraftan standartların artması öyle ya da böyle en azından hijyen koşulları daha dikkat edilecek. İşte belki sağlık sertifikaları, sağlık vizesi konuşuluyor. Dolayısıyla bazı şeyleri, prosesleri yavaşlatacak, zorlaştıracak şeyler gelecek. Ama bir taraftan da insanların bir an önce seyahate dönmesini bekliyoruz hepimiz. Dolayısıyla sen burada ne düşünüyorsun? Yani bu 11 Eylül sonrası gibi mi olur yaklaşım? Yoksa biraz daha özel hizmetler önemi çıkar? Burada bence değişen, üzülerek söylüyorum, hiçbir şey olmayacak. Yani her yolcu biraz portföyüne, cüzdanına göre davrandığı için aradığı kriterler farklı olacak. 11 Eylül sonrası yandık bittik derken ben o dönemde dedike eleman olarak American Airlines'ta çalışıyordum. Ben hayatımın o evresinde kestiğim kadar first class bilet hiçbir zaman kesmedim. Acayip rakamlar ödeyip first class uçanlar vardı. Dolayısıyla yolcu kendi biraz cüzdanına göre davranacak diye düşünüyorum. Low cost'a dönülecek veya hijyene önem verene gidilecekten ziyade galiba biraz insanlar nerede daha az virüs etki etti, neresi daha az zedelendi gibi düşünerek hareket edecek gibi geliyor. Ama günün sonunda tabii ki büyük, büyük etkilenmeler olacak. Şimdi insanlar hiç yapmadı. Hadi Hakan Almanya'ya gidelim orada bilmem kimi görüp toplantı yapacağız dediğimiz zamanlar yerine daha bir online'a dönecekler. Online toplantı yapalım bir şey plaza diliyle bir meeting set edelim diyecekler. Daha çok online toplantılar olacak. Biraz seyahat kısacaklar. O da belli bir süre olacaktır. Ben hakikaten bizim balık hafızamıza güveniyorum. Ben de katılıyorum sana orada. Bunu çokça dostlarla, arkadaşlarla, hem ekibimle hem de müşterilerimizle konuşurken de söylüyorum. Bizim yaptığımız işin sadece bilgi alışverişe hizmet ettiğini düşünmek haksızlık olur. Yani bu işin içinde sosyalleşme, birbirine dokunma, eğlenme, Evet. ekip çalışması gibi çokça yönü var. Ve insanlar hakikaten o bilginin dışında sosyalleşme kısmına da hizmet etsin istiyorlar. Tabii ki sağlık çok önemli bir bariyer şu anda. Ama katıldığım nokta şu. Birçok kriz atlattı dünya ve Neler ülkemiz. Bombalar geçirdik? patladı, savaşlar oldu. Dolayısıyla bu Her süreçte seferinde bu belli bir kez yere bittik oturacak. dedik. Her seferinde bu kez bittik, Ama daha aşağıya gitmez dedik. İlk defa uçaklar durdu. Yani bu kadarı beklenmiyordu. Dolayısıyla bunu da atlatacağız. Kesinlikle atlatacağımıza inanıyorum. Yeter ki dediğim gibi yaratıcı olup çalışmak gerekiyor. Hakikaten yeni fikirlerle ortaya çıkmak gerekiyor. Belki maliyeti düşürmek için vizesini online alabildiğiniz yere gideceksiniz. Belki vizesi ücretsiz olan destinasyona yöneleceksiniz. Belki COVID'in en az etkilediği noktalara gideceksiniz. Bugün evet, mesafe çok uzak ama Küba'da COVID adedi çok düşük çok az. kıyasladığınız zaman. Çok Doğru. çok az. Sri Lanka'da aynı vaziyette. Yani Polonya
6.000'lerde kaldı. Yani hakikaten belki o destinasyonlara yöneleceksiniz. Bir şekilde Yunanistan öyle. Ben zaten orada Covid olsa da gideceğim ama. Yunanistan'a her halükarda O gitmeye ayrı. devam edeceğim. O ayrı. Evet. Ama hakikaten biraz yaratıcı olup bir farklılık çıkarmaya gerek olduğunu düşünüyorum. Gene ilintili bir soru var. Bu alınan yeni önlemlerin fiyatlara yansıması olur mu? Yani uçak bilet fiyatlarında bir artış bekliyor musunuz diye. Ben fiyat politikasında fazla bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Aslında gerçeğe bakacak olursanız şimdi insanlar çalışırsa çok daha iyi fiyat alacaklar. İleriye Yani yönelik. Yani biraz markete ben her sene Hakan Ocak ayında bütün ekibime sorumlu olduğum ekibe mesaj atıyorum. Arkadaşlar yine yeni yıl geldi. Ocak ayındayız. Lütfen tatil planınız. Ve maili attıktan 3 dakika sonra odamın dışından sesler diyor. Ayda şimdi ben ne bileyim ne zaman nereye gideceğim. Otomatikman insanlar ileriye yönelik plan yapmıyorlar. Halbuki çok daha karlı olacak. Belki siz acentelerin, Miles'cılarla birlikte diğer müfrete servis veren acentelerde herkesin pazarı belki advance plan yapacak şekilde çalıştırmaya başlaması lazım. Ne kadar erken alışveriş yaparsa o kadar karlı mı insanlar? Sizler de acente olarak şimdiden bugün 2021 senesinin Ocak ayının fiyatını istediğiniz zaman alacağınız fiyat Aralık'ta veya Kasım'da isteyeceğiniz fiyattan çok farklı oluyor. Biz bunu seninle en son yaptığın grupta yaşadık. Yani o zaman bastırıp şimdi alıyorum tamamım dediğiniz konularda veya bu Covid'in arkasından bir likidite sorunu var. Likidite sorununu aşmak için belki sizin isteyeceğiniz, bu benim hakikaten tamamen şahsi fikrim ama böyle olduğuna inanıyorum. Hava yolları da müşteri arıyor. Dolayısıyla belki eskisi kadar katı olmayıp daha flexible kurallar verebilirler. Belki hard block agreement yapmak yerine daha soft block agreement'a döneceklerdir. Ama sizin erken davranmanız, acentelerin adım atıyor olması lazım. Havayolu hiçbir zaman gelip hadi buyurun bunların hepsini size veriyorum diye öneri sunmaz. Sizden bir talep gelmesi lazım asgari müşterekle anlaşabilmek için. Ama lütfen erken alıma önem verin, onu pazarlayın. Ben katılıyorum. Bunu deneyimledik. Hele de birlikte yaptığımız için daha da güçlü söylemekte fayda var. Yani geçen yıl Aralık'ta yaptığımız işi biletlerin Temmuz gibi sanıyorum. Birlikte konuşup belli bir yere getirmiştik. O konuda da esnekliğinizi biliyorum ve bu süreçte bence daha önce de bir sohbet etmiştik bununla ilgili sizinle de çeşitli dostlarla da. Zaten şu anda bu süreç devam edecekse iptaller ve iadeler olağan bir hal aldı. Evet. Ve bence acentalar ve hava yollarının burada birlikte hareket etmesi bu türden sektörü hareketlendirecek ve iki tarafın da çıkarlarını koruyacak çalışmalar yürütmesi çok önemli. Senelerdir sektördeyiz Hakan. Sen de bunu deneyimledin ve gördün. IATA'ya göre bir biletin geçerliliği bir senedir. Evet. Kesildiği günden itibaren bir sene zarfında kullanman Doğru. gerekir. Kuralı ne olursa olsun en fazla bir senedir. Geçenlerde yine temsil ettiğimiz hava yollarından biri bir anons geçtik pazara ve dedi ki Mart 2021'e kadar uzatıyoruz bu süreyi. Yani 1,5 seneye uzatıyor. Böyle bir flexibility yoktu. Olan olaylara Evet. karşı hava yolları da açık davranıyor. Dolayısıyla sadece gerekli olan yaratıcı olmak. Bir gün bir acente bize telefon etti geçtiğimiz sene içinde ve dedi ki ben bugünden 6 ay işte sonranın biletlerini satmak istiyorum. Bana şu kadar indirim verir misiniz? Bu kadar koltuk garantisi vereceğim. İlk duyduğum zaman ilginç bir fikir dedim. Hiçbir gelen talebi beni tanıyanların hepsi biliyor çöpe atmam. Her talebi değerlendirip merkezle görüşürüm. Bunu da görüştüm. Hakikaten %25'e varan indirimler verdik. Yani bu büyük bir rakam. Overall'a koyduğunuz zaman hakikaten bütçede büyük farkı oluyor. Yolcu da farkı gördüğü zaman,
Hoşuna gidiyor. İleriye yönelik rezervasyon, son dakikacı pazar olmaktan kurtulalım artık. Evet, yani hem zorluk hem bir fırsat bu. Hem zorluk Evet, dediğim evet. kısmı birçok tur iptal olmuşken nakit akışı anlamında acentalar, tedarikçiler zorlandı. Ben kendim biliyorum birçok otel ve havayolundan yaptığımız ödemeleri almakta zorlanıyoruz. O da nakit akışı anlamında zorluk getiriyor. Ama diğer taraftan da bu bir fırsat. Ve Evet. hareketlendirmek için de hepimize şey düşüyor, görev düşüyor. Onun için ortak çalışmalar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir ilintili soru var Mireycim. Yine Bahadır arkadaşımız der ki biraz önce belirttiğin gibi hava yolları ilk defa DSP'ye ödeme yaptı. Kriz sonrası bir ödeme sisteminde bir değişiklik bekliyor musunuz? Zannetmiyorum. Orada bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Zaten bu kriz öncesinde çıkartılan farklı ödeme sistemleriyle hava yollarına acenteler kendi istedikleri ve teminat verebildikleri oranla bir ödeme sistemi getirtmeyi başardıkları için, ki getirtmeyi başardıktan sonra itiraz eden de çok oldu, ama bunu isteyen acentelerdi ve IATA acentelere uyum sağladı. Bu sistemden sonra bence orada bir farklılık olmayacak. Burada ben bir soru gördüm Hakan. Hava yolları biletlerini web sitesinden alan yolculara Evet. iade de hızlı aksiyon aldı. Hayır, ben buna katılmıyorum Hüseyin İşcan. Ben buna Hüseyin Bey, katılmıyorum çok Hüseyin Bey. kıymetli ve bu konuda da yoğun çalışan bir dostumuz Bursa'dan Hüseyin Bey. Belki de hani Yani en azından sizin bizim sorumlu olduğunuz temsilcisi havayolu dışında, olduğumuz hava evet. yollarında böyle bir şey olmadı. Standart konuldu ve bütün herkese aynı standartta servis veriliyor. Tabii ki anında iade mümkün değil. Dediğim gibi kriz global bir kriz. Biz bizi etkileyen kısmına bakıyoruz, ama hakikaten hava yolları, biraz önce de söyledim, 95 milyondan 2,5 ayda 30 milyonlara indik. Yani korkunç bir kriz bu. Evet, gerçekten öyle. Yani kimsenin ucunu bucağını hesap edemediği, kriz planını oluşturmadığı bir durumla karşı karşıyayız. Onun Evet. için bence yine de yani birçok sorun var ama yine de çözülmeye gayret ediliyor. Yani Evet, bizim kesinlikle evet. ülkemizdeki hava yolları için de ben bunu söyleyebilirim. Tabii ki sıkıntılar var. Biz de yaşıyoruz bazılarını ama dediğin gibi yani nakit akışı anlamında çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Bunların altından kalkmak kolay değil. Evet. Yurt dışı uçuşları tahmini ne zaman başlayabilir? Bana Evet. kalırsa lütfen yarın başlasın arkadaşlar. Çok bunaldık Tahmini ne? Bu Almanya'da yeni şeyler var. Önlemler gevşetiliyor ama yine de yurt dışına olan uçuşlar için ve etkinlikler için bir 31 Ağustos söylemi var. biz. E, Ben o senin kadar düşüncen nedir? süreceğini düşünmüyorum. Ben Mayıs ortalarında uçuşların ufak ufak başlayacağını düşünüyorum, ama tabii yine de bu pandeminin ne zaman hükümetlerin kararı. Yani ben şöyle örnek vereyim size. Biz cumartesi gününe kadar, geçtiğimiz cumartesi gününe kadar, geçtiğimiz pazartesi günü LOT'un Polonya'ya uçuşlarını hala GDS'lerde satış açık vaziyette tutuyorduk. Çünkü uçacaktık. Sonra cumartesi günü Polonya hükümeti hayır dedi. Hava sahasını Nisan sonuna kadar kapalı tutmaya karar verdim. Mecbur kaldık, kapattık. Ve inan bana talep vardı. O uçaklara talep vardı. Müşteri vardı ve uçmak isteyen vardı. Ben buna güvenerek söylüyorum. Şu uçuş açılırsa, yani bu hava sahaları açılacak olursa, insanlar zincirlerinden boşalmış gibi sokağa çıkacaklar. Ya Evet. geçtiğimiz cuma yaşanan krizden sonra Hakan, pazar akşamı 12'yi bir gece benzin istasyonları doldu. Ben böyle bir şey görmedim. Yani sokağa çıkma yasağı kalktı. Haydi sokağa çık demek değil ki. Ama insanlarımız Evet. böyle. Ve bu yalnızca bizde değil. Global olarak böyle. Katılıyorum. Yani tatile yansımasının da ben böyle olacağını düşünüyorum. Evet, Tatil ve seyahatlere yansıması da. dolayısıyla bence uçuşlar Mayıs ortası gibi başlamalı. Başlayacaktır diye düşünüyorum. Belki Türk Hava Yolları çok sık çok yoğun galiba değil ama. 3. kez bir tarih revizyonu 20 yapmış. Mayıs Türk 24 Hava. Nisan, 2 Mayıs ve şimdi de 20 Mayıs diye bir şey gelmiş. 2 Mayıs iç hat uçuşları açılıyor. 20 Mayıs şeyleri açıyor.
International'la. Evet. Yine bir soru var. İsmi tam okuyamıyorum ama der ki bu uçakların yerde kalması sonrasından ciddi bir bakım maliyeti var. Bu maliyetten kaçan hava yolları illaki olacaktır. Bir Mümkün değil. güvenlik sorunu yaratır mı? Mümkün değil böyle bir şey Bunu çünkü hep hava yolları... yok, Evet. yok bu kesinlikle mümkün değil Hakan çünkü şöyle bir şey var. Biz bunları çok detaylı eğitimini almıyoruz. Biz yer hizmetlerinde olduğumuz için. Aldığımız eğitimlerde bize söylenen konu şu. Satın aldığımız her uçak için uçağı satın aldığımız firmayla anlaşma yapıyoruz. Bir uçağın kaç saat havada kalıp kaç saatin sonunda bakıma gireceğine dair teminat veriyoruz. Onu yapmakla yükümlüyüz. Çünkü düşen uçak X hava yolunun uçağı düştü. Uçağın tipi neydi? İlk soru. Aynen. Dolayısıyla Doğru. uçağı bize satan bunun bakımı içinde bize dediğim ilgili hava yoluna satan kişi bunun teminatını zaten bizden alıyor. Dolayısıyla bu mümkün değil. Kimse bu bakımdan kaçamaz. Yani bunun bir sayacı var ve o Aynen neyse uçuş saati anlamında onun öyle. Uçtuğu dışına saat çıkmak de hava yerde yolunun kaldığı tekelinde değil. saatte. Yok yok mümkün değil. Bu bizim O kararımız değil. zaman orada hava yollarına gelen eleştiriler çok doğru değil. Yani yeterince bakım yapılmıyor. İşte hızlı Değil. uçtuğu için yani hiçbir hava yolu için değil bu benim anladığım. Bu Zaten mümkün değil. Yani bu domine eden iki zaten tane marka var. Onlar da evet. sanıyorum izin vermiyorlar şeye. Evet. Yani zaten onlar o anlaşmayı bozmana izin vermiyor ki. Bunun ciddi maddi maliyet şey yükümlülükleri var. Mümkün değil böyle bir şey yapasın. Ayrıca Anladım. arkadaşlar bir de şöyle düşünün. O uçak kendi kendine gitmiyor. Onun bir uçucu ekibi var. Adam kendi canını tehlikeye atar mı? Yani Ya pilotu, bir kabin de ekibi, yani böyle bir riski bu insanların kendi canı da var o uçakta. Yalnız bizi taşımıyorlar. tabii, katılıyorum. Yani pilot birkaç arkadaşım var benim. Onlar da benzer şeyleri söylüyorlar. Hani hem öyle hem de hava yolu açısından da bir uçağın düşmesinin çok Maliyetleri ciddi var. maliyetleri var. Reputasyon kaybı var. Tabii. Dolayısıyla orada ben de benzer düşünüyorum. Bir soru daha var aynı Hı. arkadaşımızdan. Dört motorlu uçakların yolcu taşımacılığında artık kullanılmayacağı söyleniyor. 747'leri erken emekli etmeye başladılar. Binemeyecek miyiz Jumbo Jet'e demiş. Üzgün bir Kısmet. ifadeyle. Kısmet. Hele bir uçalım da diyorsun. Önce bir uçalım da jumbo mu ben bir tane görüyorum burada. Boeing olur? 737 Max serisinin düzelttik diye yedirmeye çalışırlar mı? Yok yedirmeye çalışmıyor. Çok şeker. Hayır, kimseye bir şey yedirmek mümkün değil. Ama güzel yine de yani bir şey çalışıyor, alternatif plan çalışıyor. Biraz önce de bir dostumuz şey demiş. Bu hava yolunda insan taşıyan uçaklar kargoya dönebilir mi? Şu anda ciddi bir kargo hareketi var. Şu anda En azından zaten büyük uçaklar. büyük çoğunluğu yapıyor bunu. Mesela Aegean Airlines şu anda Çin'den Yunanistan'a ve Avrupa'da birçok noktaya ilaç kargosu yapıyor. İlaç kargosu yapıyor. Hı. Bu Covid Evet. ilaçlarını getiriyor Peki. Çin'den. Ben orada bir de şeyi sormayı isterim sana. Bu süreçte bu kadar ülkeyle sizin şeyiniz var. Herhangi bir şey konuşuluyor mu? Yani bir sağlık raporu, işte COVID aşı sertifikası, vizeyle ilgili bir taraftan da sağlığa yönelik tedbirler, daha hani hükümetlerin belirleyeceği çerçeveler gibi şeyler var mı kulağına gelen? Yani zorlaştıracak şeyler konuşuluyor mu? Zorlaştıracak şeyler değil ama konuşulan bir takım herkes tabii bunların hepsi assumption tahminden öteye gitmiyor. Senin gibi benim gibi insanlar oturup yalnızca yorum yapıyor. Dediğin gibi bunun kararını sonuçta hükümetler verecek ama benim kişisel görüşüm bence evet bir takım bölgelerin koyacağı özel aşı prosesleri gelecektir. Mutlaka gelecek. Her yere olacak diye bir şey düşünmüyorum ben. Biraz da hadi kendimizden konuşalım. 50 dakikadır iş konuştuk. Sen Biz bu seninle bir zor araya, günler... biz arkadaşlar, izleyen arkadaşlar, biz Hakan'la bir dostluğumuz da var. Hakan, işte Hüseyin Başkan vesaire arada
sadece eğlenmek için dışarı çıkacağız deyip yine işte buluyoruz kendimizi. Buyurun Hakan Bey, alayım sorunuzu. Sevgili Mireycim, sen bu şey geçince, süreç ve kriz geçince ilk nereye gideceksin? Yazın mesela nereye Soruyor gitmeni musun? istiyorsun? Biliyorum ama herkes bilsin. Peki. Arkadaşlar, benim biletim ve setup'ım hazır. Ben Temmuz ayında Yunanistan'a yelkene gidiyorum. Gerçekten mi? Gerçekten. Bizim Bu sene nerelere gideceksiniz? Ben geçen yılkini biliyorum. bir yelken grubumuz var arkadaşlar. 6 tane bayan arkadaş her sene Yunanistan'dan bir yerden bir yelken kiralayıp adaları dolaşıyoruz. Farklı bölgeleri. Bu sene Korfu'dan başlayacağız. İnşallah. Temmuz'da biletlerimizi de aldık. Aegean'la uçuyoruz. Kaç gün? Bir hafta mı? 9 gün bir mü? hafta, bir hafta. 8 gün. Rotada nereler var? Korfu'dan Belli mi? başlayacağız. Korfu'dan başlayacağız. O bölgede olacağız. Rüzgara bağlı. Hakikaten rüzgara bağlı. Çünkü rüzgar bazen istediğimizi yaptırmıyor bize. Biz yelken yapıyoruz. Yani umuyorum Temmuz'da bunu yapıyor olabiliriz. Ben yapacağımızı İnşallah düşünüyorum. yapacağız. Ben de İnşallah ben de öyle yapacağımıza düşünüyorum. inanıyorum. Biraz Hakikaten pozitif ben de olmakta fayda var. aynı şekilde düşünüyorum. Yani işe Haziran sonu Bak, gidecek gibi yelkencilerden döneceğimizi biri düşünüyorum. gruba yazmış. Korfu, Yazıyorlar, evet. Paksi, Zaten Antipaksi. şey olmaya başladı. Yani yelkeni konuşmaya başlayınca katılımcı sayısı artmaya başladı. İnsanlar daha fazla bir Bakın, bu da bir bayıldı. trafik. Bunu satın. Yelken satın. Uçakla bir noktaya satın. Gelin Fly and Cruise paketleri yapalım. Bu da bir fikir. Bunların hepsi farklı değerlendirilip çalışılacak konular. Katılıyorum kesinlikle ve bence bu türden niş insanların daha önceden çok deneyimlemediği farklı şeyler çok karşılık bulacak. Biraz daha orada da şöyle bir görüş var Mirey, ona ne dersin? Hani havacılığın biraz dışına çıkacağım ama sen sektörde çok uzun yıllardır hani tecrübeli, herkesin de bildiği, Arkadaşlar çok tanıdığı uzun bir isimsin. yıllardır diyor ama ben 10 yaşında falan sektöre girdim. Ondan uzun yıllardır. Ay, çok uzun yıllar dediğin bana göre. Ben çok başka endüstrilerde çalıştığım için. Yoksa yaş Şaka olarak yapıyorum. aynı yaşlardayız. Değil, ben arkamdan İnsanların büyüğüm. insanların daha küçük butik tercihler yapacağı, hem otel anlamında hem birlikte olan kalabalık ortamlardan ziyade böyle konuşmalar var. Buna ne dersin? Katılır mısın? Ya yani bu senin söylediğin Butik yelken şeyi de ona biraz giriyor aslında. Yine işe döndünüz. Hemen şey geldi, tepki geldi soruma. Tamam, geri alıyorum. Daha ikinci Pardon, tatillere pardon. Pardon, reyting düşmesin. Öyle bir heyecan olur ya, Kalır bizde, televizyonda. evet. Devam edeceğiz, Tamam sohbet tamam edeceğiz. hemen tatile dönüyoruz. İkinci tatilin nereye Mireycim? Sen ne yapacaksın Hakan'cığım diye. Vallahi ben şöyle hemen söyleyeyim. İşe döndüğüm andan itibaren bir 10 gün tamamen inzivaya çekeceğim. Kimsenin bilmediği yerlere gideceğim. Çok güzel planlarım var. Hakikaten. Gittikten sonra anlatırım ama bir canlı yayında. Beraber gider miyiz? Bir kısmına olabilir, bir kısmına olamaz. Kafa dinlemem lazım yani o Anladım. bakımdan. Okey. Ama Poznan'a gitmeyeceğim kesin Arda. Arda da Arda. Arda direkt Poznan Poznan değil. yazdı. Poznan yazıyor. Sabahtan beri Arkadaşlar, yazıyor da. sevgili arkadaşlar, bize katıldınız. Ben çok mutluyum ama hepinizi duyurmak istiyorum. Hakan ve Pozdan arasında özel bir ilişki var. O Pozdan'ı çok seviyor. Benim aramda mı? Emin misin? Artık orada bırakalım bu konuyu. Deniz de Orada geldi. bırakalım. Deniz kanalımıza hoş Geldi geldin. mi? Sevgili Deniz de geldi. Evet. Yani valla Bahadır da Poznan istiyor. Poznan ve Varşova istiyorlar yani. İnşallah. Aslında çok güzel, şaka bir yana, hakikaten sen de biliyorsun, Hüseyin'le yaptığımız bu 2020 içinde planladığımız bir takım IMICE üyelerine özel aktiviteler vardı. Covid durdurdu bizi ama sonsuza kadar durdurmadı. Biz bunu erteledik. IMICE'ın ilk Covid'in hikayesinin başlamasıyla birlikte benim şahsen hakikaten
Hüseyin Hakan'ı, Bahadır'ı tanıyor olmamla hiçbir alakası yok. Büyük takdirle karşıladığım bir sloganları vardı. İptal etme, ertele. Bence arkadaşlar, acenteler olarak bunu yeterince desteklemediniz. Ben defalarca paylaştım. Benim ekibimden bir Aynen. sürü insan paylaştı. Lütfen bunu pazara enjekte edin. İptal etme, ertele. Çünkü zaten bütün herkes bunu yapacak. Hoş bulduk diyorsun Deniz. Merhaba, hoş geldin. Hoş geldin Deniz. Kanalımıza hoş geldin. Biraz önce kanalımıza hoş geldin dedin ya, onun bir Ha, kanalı onun var için biliyorsun. söylüyor. Ona yanıt veriyor şu anda. Okay. Yani bunu söylemek istedim. Bak, Hakikaten şurada yani güzel müzeler varmış. Çok güzel müzeler var, evet. evet, biz de hep o müzeleri gezdik gerçekten. Çok yani bence de Paris'le, Roma'yla hakikaten çok güzel bir şehir bu arada. Varşova'ya gitmeyen dostlara nereye gidelim soruları da vardı. Palaviyeş'in uçtuğu her yere gidin bence bir kere. Arkadaşlar, Yani hakikaten aklınıza ne geliyorsa, ne zaman ne istiyorsanız destek vermek için benimle iletişimi direkt geçebiliyorsunuz. Hakan kanalıyla da bana ulaşabilirsiniz. Fikir de veririz. Ama hakikaten şaka bir yana, tamam, Poznan öğrenci şehri ama Varşova'yı görmeyen kalmasın diyebilirim. Aynı Yunanistan'ı hissettiğim gibi, Varşova güzel bir şehir, görülesi bir şehir. hakikaten katılıyorum. Yani ben de Avrupa'da birçok yeri gezdim. Varşova bende de çok güzel izler bıraktı. Hakan, Harika bir görüyor şehir. musun? Kızım soru soruyor. Covid Ne after diyor? party nerede olacak? Covid after party. Ya bir after party değil de partimiz vardı biliyorsun, dernek Evet. olarak. Kızını da davet ediyoruz oraya. İnşallah biz onu bu şeyle işte Suriye'deki şeylerle ilgili mecburen ertelemek zorunda kalmıştık. Mart başındaydı. İnşallah şu ne diyelim, sıkıntılı süreci atlatınca çok güzel partiler yapacağız. Evet. Bir araya geleceğiz. Evet, Güzel inşallah. işler yapacağız. Ben inanıyorum. Tavsiyeler diyorlar Mireycim. Nerelere gitsin insanlar? Sen çok gezen olarak birazcık Aşk biraz olsun, nereyi gezdim gördüm ki ben. daha ne göreceksin? Yani benim 60 ülkem var. Senin herhalde 100 olmuştur. Yani bir şeyler oldu. Hangi ülkeye gittiysem ne olduysa orada kalır diyorsun. Evet. Biz seninle bir sonraki buluşmamızı uzoyla yapalım. Bunu öyle yapmamıştık ama bu ciddi ilk kez buluşuyoruz şimdi. Aslında şu hakikaten bu Aymais'ın ertelemek zorunda kaldığı etkinliği yaparız ama biz bunu bir şu Covid'den kurtulma partisini bir adada verelim. Çok iyi olur. Hakikaten. Ona bir çalışalım. Öyle bir Yani çalışma yapalım. Bir araya gelelim biz bu Covid'i yendik diye. Ardından da sırasıyla bakalım nerelere fem yapabiliriz belki. onu bekliyor. Benim de dernekten arkadaşlarım da sorular. Mireya Hanım bu süreçten sonra bize ilk nereyi, hani nereye götürecek bizi? O Ya da son sorularımın içinde vardı ama sen konuyu oraya hızlıca getirmek isteyince hadi gelsin. ya sevgili Aymazcılar ve dinleyenlerin hepsi, Hüseyin Başkanımızın hakikaten çok güzel planları vardı. Biz bunları sırasıyla çalışıp anons edeceğiz. Tamam ama bir tane destinasyon istiyorum ben şimdi. Krakow geliyor Mesela. mesela oradan. Bir Krakow şeyi var. Rodos var. Peki ben size şöyle söyleyeceğim. Bir tane Aegean'la bir tane de Lotla FEM ayarlayacağız. Destinasyonu Tamam. IMICE ekibiyle, yönetim ekibiyle karar vereceğiz. Destinasyonu Harikasın. şimdiden söz vermeyeyim ama onu konuşup karar veririz. Gayet yeterli. Bir Lot, bir Aegean. Aegean bizim için şeydir. İkisini de çok severiz. Mireycim, senin eklemek istediğin yayınımızın sonuna doğru gelirken söylemek istediğin biraz daha böyle Bitti mi? bizi Bir saat oldu mu? Ne güzel sohbet vallahi ediyorduk. su gibi geçti ya. Bir saat daha yapabilirmişiz yani. Bir sonrakini öyle yapalım olmazsa. Geleceğe yönelik hani duygu, düşüncelerin bundan sonraki sürece yönelik bir de kapanışla ilgili senden şeyini alabilirsek düşüncelerini Ya harika olur. benim hakikaten özür dilerim. Öncelikle ricam, lütfen enseyi karartmayın. Karamsarlık yok.
Üretken olun, yeni fikirler çıkartın. Gelin birlikte konuşalım. Arayın ne zaman istiyorsanız. Zaten hepimiz şu aralar toplantıdayım, görüşmedeyim diyecek halimiz yok. Yani herkes herkesle görüşebiliyor. IMISE'ın çıkardığı kampanyayı iptal etme, ertele kampanyasını bir hedef olarak alıp, diyeyim tabiri caizse, gelin birlikte çalışalım, yeni fikirler üretelim. Dediğim gibi erken alımı enjekte etmeye çalışın. Şimdiden ileriye yönelik planlar yapılmasını destek verin insanlara. Bunu enjekte edin ki yapabilsin. Pazar neyi duyarsa, neyi görürse onu alıyor. Son dakikacı olmayın. Son dakikacı olmak hakikaten maliyetlerde de büyük farklar yapıyor. %100 katılıyorum. Yani o kadar güzel özetledin ki hakikaten bugünlerde olan tüm görüşmelerde ben de onu söylüyorum. Birbirimize pozitif verdiğimiz elektrik, enerji ve birlikte bir şey yapma isteği bir gün bu süreç bitecek ve bizi hızlı toplayacak. Buna kesin inanmamız lazım. Yani hakikaten her şeyin tersinden bakmak, ben belki fazlasıyla pozitifim ama her şeyin tersinden bakmak sizin yalnızca çalışmanızı, planlamanızı engelleyecektir. Evet, bunun mali kriz yönü kimse bunu yadsıyamaz. Belki senelerce sürecek. Biz 2008'deki krizi 5 senede atlattık. Belki bu da böyle sürecek. Ama bu 5 sene uçuş olmayacak, turizm olmayacak demek değil ki. Ne kadar yaratıcı olup, ne kadar hızlı hazırlanırsak, o kadar kısa sürede biz bu krizi atlatacağız. Ben buna gerçekten inanıyorum. %100 katılıyorum. Tamamen böyle hani birbirimizi destekleyelim diye söylediğim bir şey değil. Buna inanmamız lazım. Birçok kriz geçti, bu da geçecek. Çok güzel yorumlar, enerjiler var. Pozitif enerjiniz müthiş, harikasınız. Teşekkürler. Sen yaparsan kral olurum Mirek. Toparlanma Ciddi misin? sürecinde Ben tüm onu görmedim. şirketlere başarılar. Enerjiniz için teşekkürler. Harika enerjiniz var. Büyüksün Mireycim. Onun için hakikaten şey, ben burada bizi dinleyen herkese, başta sana, harika pozitif yaklaşımın, yorumların, gerçekçi ama pozitif diyelim, yorumların için çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki daha güzel günlerde, bu günleri hatırlatan, olumlu taraflarını hatırlatan yayınlarda tekrar buluşuruz Müreyciğim. İnşallah. Ben teşekkür ederim hepinize. Hüseyin Başkan'a da, sana da, bütün Mayıs ekibine de hakikaten teşekkür ederim. Bana bu pozitifliği biraz da sizler veriyorsunuz. Ben de size iade ediyorum. Ben bir ayna gibi davranıyorum. Hakikaten ne kadar birbirimize pozitif olursak, o kadar hızlı biz bu sıkıntıyı atlatacağız. Ben de benzer şekilde düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar Ben sana. teşekkür Bir ediyorum. dakika kaldı. Strese girip kapatmayı istemiyorum. Onun için Kapamıyoruz. söylemek istediğim başka bir şey var mı? Ne zaman uzaya gidiyoruz? Yani bence şey, artık ben 30 gündür evdeyim. Karantina Arkadaşlar, süresini açtım. Onun için herhangi de bir... Hakan'ın cep telefon numarasını veriyorum. Bizimle uzaya gelmek isteyenler deyip. Beni direkt arayabilirsiniz. Direkt Hakan'ı arıyor. Her zaman, her zaman. Biliyorsun o tür organizasyonları genelde yapmak bana düşüyor. Evet. Cihan bugün aramıza katılmadı ama katılsaydı ona da Yok muydu takılacaktık bu Cihan bugün? sefer de. Çok ayıp etti. Katılmadı, katılmadı. Çok ayıp etti. Uzolar ondan. Uzun Tamam. Çok teşekkürler tekrar Müreycim. Ve Ben katılan teşekkür herkese ederim. yorumları için, buradan destek mesajları ve güzel soruları için. Benim yayın yapmamı da çok seninle kolaylaştırdılar. Sürekli bir destek vardı arkadan. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sevgiler. Sağlıkla kalın, İyi dikkat edin. akşamlar, Evde kalalım. sağlıkla. Evet, evde kalın lütfen. Bye Hoşça bye. kalın. Bay bay. Görüşürüz.